Evet, son zamanlarda yeniden siyasette kapatma davasını konuşmaya başladık. Mart ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianame ile Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istenmişti. Anayasa Mahkemesi bu iddianameyi iade etmişti. Herkes aslında acaba vaz mı geçildi, bu yanlıştan dönülecek mi diye beklerken 7 Haziran tarihinde yeniden bir iddianame yeniden düzenleyerek tekrar dava açıldı ve geçtiğimiz haftada Anayasa Mahkemesi tarafından bu iddianame kabul edildi. Bu iddianame kabul edilince acaba ilk iddianameden farklı bir şey mi var diye baktığımızda yoktu. Sadece giriş bölümünde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adeta Anayasa Mahkemesi'ne ders kendince bir üstü örtülü olarak tehditvari bir dille siz kimsiniz de iddianameyi iade edersiniz. İşte bakın, ben bunları yazmak zorunda değilim. Size iddianameyi açtım. Siz de araştırırsınız ve kapatırsınız dercesine. Peki bize ne getirecek kapatma davası? Biliyoruz, Kürt meselesini eksenine alan birçok partiler 90'lı yıllardan bugüne kadar çok fazla kapatıldı. Halkın Emek Partisi'nden tutup Demokrasi Parti'nden, ÖZDEP'ten, HADEP'ten, DTP'den, bunlar önemli belli başlı partiler. Bu arada başka partiler de kapatıldı. Demokrasi Değişim Partisi gibi, KADEP gibi başka partiler de kapatıldı. Kürt meselesini kendi eksenine aldı iş. Peki ne oldu, ne değişti? Bu memleketin problemi çözüldü, hayır çözülmedi. O zaman bir yanlış var burada. Yanlış ne? Bu meseleyi eksenine alan, çözen, demokratik yollarla çözüm üreten ve bunu parlamento zeminine taşıyan, yerel yönetimlerde iktidar olarak kendi programını hayata geçirmeye çalışan bu tür partilerin sistem içinde tutulması gerekiyor. Eğer tutulmazsa o zaman ne olacak? O zaman bir kesim, Kürtler özellikle, temsilden yoksun kalacak. Şu anda da yapılmak istenen o. Aslında Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasıyla çok önemli ölçüde, yani 6 milyon üzerinde seçmenin destek verdiği, oy verdiği, bunlara aileleri ve çevreleri de birlikte düşündüğünüzde yaklaşık 15-20 milyonluk bir nüfustan söz ediyoruz ve bu nüfusun temsilsiz kalmasından ve temsilcilerin seçme hakkından yoksun bırakılması. Gerçi geriye dönüp baktığımızda 2016'dan beri önemli ölçüde yerel yönetimlerde iktidar olduğunda bu partiye mensup belediye başkanlıklarının tümünün yerine kayyum atandı ve bu yapılırken de aslında Sudan bahanelerini geliştirdiğini görüyoruz. Çünkü neden Sudan bahaneler? Çünkü yeni seçilen belediye başkanlığı henüz 3 aylık bir görev süresinde olmadan görevden alındıklarını, bu nedenle de buna baktığımızda bu meselenin tamamen bir politik bir gerekçe olduğunu, herhangi bir hukuki ve cezai bir gerekçeye dayanmadığını söylemek mümkün. Bugünden yarına da olur. Umarız Türkiye'de hani demokrasiden yana olan, özgürlükten yana olan, insanların temsili çoğulculuktan yana olan kesimlerin ortak bir sesle bu kapatma davasında ortak bir tutum almaları gerekiyor. Çünkü bu tutum bizi daha çok karanlığa götürecek. Almazsa, yani bu dava eğer kapatmayla sonuçlanırsa bizi daha çok karanlığa götürecek. Daha çok otoriter bir rejime doğru sürüklenecek ve bu beraberinde belki çatışmayı, birbirimize karşı öfkeyi, nefreti geliştirecek. Bu zaten geçtiğimiz 10 gün önce, yaklaşık 10 gün önce HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıyla da hedef gözetmek için, ama orada bulunan kimin kim olduğuna bakılmaksın, sadece o partide bulunuyor olması, Kürt olmasının harekette kat edilmesini göz önünde bulundurduğumuzda ülkede yaratılan bu nefret ikliminin ve düşmanlaşmanın nerelere, hangi boyutlara varacağına ilişkinde çok ciddi tehditvari ve hepimizin geleceğini son derece riske eden, tehdit eden bir gelişmeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Bu ülkede buna karşı duran herkesin ortak bir sesle tutum alması ve dayanışması gerekiyor. Bu dayanışma ile aynı görüşte olmamızı gerektirmiyor. Yani HDP'li olmak zorunda değiliz. Hiçbirimiz olmak zorunda değiliz. Veya HDP'li olmadığımız için de susun kalmak zorunda değiliz. Bu tutuma karşı da bu ülkede yaşayan bireyler olarak ortak bir tutum, ses çıkarmalı ve tavır almalıyız. Yoksa aksi hepimizin bu sürecin sonucunda zarar görmesi gibi sonuçla karşılaşmak mümkün.